Devlet ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz. Önemli bir konuyu konuşuyoruz bugün çocuklarla ilgili. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite konuşacağız. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Psikiyatri uzmanı Doktor Tanju Sürmeli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen telefon numaralarımızı verelim. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz canlı yayın numaramız 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/poliklinik.tvnet. Şimdi dikkat eksikliğine geçeceğiz ama öncelikle biraz başta kitaptan bir bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda çıktı diyebiliriz aslında bir anlamda kitap. Evet. Ve çok önemli bir kitap. Biraz bir bahsedelim mi neler var içinde özellikle çocuklarla ilgili, dikkat eksikliğiyle ilgili? Tabii dikkat eksikliği ve öğrenme zorluğu olanlarda nasıl ilaçsız bir tedavi yönteminin yararlı olabileceğini bu son zamanlardaki bilimsel yayınlardan bahsederek ve özellikle de örnekleriyle ayrıca dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünde subjektif testler değil de daha objektif testlerle yanılmadan daha az yanılma payıyla doğru teşhis nasıl konulur? Birçok aile bugün doktora gittiği zaman ellerine subjektif testler veriliyor. Onlar dolduruluyor ve onlara bakılarak doğru teşhis konulmaya çalışıyor ki bu da %38, %79 gibi başarı oranı var doğru teşhis koymada. Ama beynin kendi elektrik akımını kaydedip veri tabanında inceleyip baktığımızda %95'e yakın bir doğru oranıyla ayırt edebilmemiz sağlıyor. Çocukta dikkat eksikliği var mı, hiperaktivite var mı ya da öğrenme zorluğu var mı diye. Onu bahsettim kitabımda. Ayrıca ebeveynlere bir takım tavsiyeler, öğretmenlere bir takım tavsiyeler, bilimsel olarak bu benim kişisel tavsiyelerimin dışında bilimsel olan tavsiyeler, hepsi bilimsel desteği olan tavsiyelerle işte bu çocuklar durup düşünmeyi, eyleme geçmeyi bilemiyorlar. Ebeveynlik tarzlarındaki hatalar nasıl etkiliyor? Ebeveynlik tarzımızda yaptığımız hataları nasıl düzeltmeliyiz? Çünkü bu çocuklar bir süre sonra anneyi babayı esir alabiliyorlar ve istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Böyle bir mağdur duruma düşen anne baba resmi çıkıyor ortaya. Bundan nasıl kurtulunacak? Eğer biz ebeveynlik tarzımızda kural koyamazsak çocuğun beynini nasıl olumsuz etkiliyoruz? Ya da işte bilgisayar bağımlılığı gelişir mi? Ya da biz çocuğumuza ebeveynlik iyi yapmazsak, kuralları koymazsak, hayırımızda kalıcı olmazsak bu bir beyinde eroin gibi etki eder mi? Bakın önemli bu. Bu konuları anlatmaya çalıştım bilimsel verilerle. Ve daha önce de böyle bir kitap yok bildiğim kadarıyla. Evet. Bu anlamda. Bu ilaçsız bir tedavi yönteminden, beynin elektrik akımı ne kadar önemli olduğundan, birçok psikiyatrik hastalıkta beyindeki elektrik akımı bozulduğunu, yalnızca kimyasal olay değil, elektrik akımında önemli olduğunu anlatan Türkiye'deki ilk kitap oldu. İlk kitap, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki nedir bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimiz şey? Şimdi şöyle aslında 6 yaşından itibaren 22 dakika biz herhangi bir ders çalışırken, bir şeyi öğrenirken, kitap okurken dikkatimizi verebilir olmamız lazım. Bu 5 yaş grubu için 10 dakika. Ama 6 yaşına itibaren böyle. Okul başladığında, ilk öğretime başladığında çocuğun bu 22 dakika derse dikkatini verebilmesi, o sırada sakin bir şekilde yoğunlaşabilmesi, kıpır kıpır olmaması gerekiyor. Sağla solla ilgilenmemiz lazım. 22 dakika sonra, 20-22 dakika sonra dikkati koptuğunda tekrar toparlayabiliyoruz. İşte bu dikkat eksikliği çeken çocuklarda 3-5 dakika sonra sıkılma başlayabilir ya da 10 dakika sonra, 15 dakika sonra sıkılmaya başlıyor. Kıpırdanıyor, sağa sola bakınmaya başlıyor. Ya da elinde kalemi varsa onunla oynamaya, çevirmeye, ısırmaya silgisini, kalemini bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ya da arkadaşlarını konuşturuyor ya da arkadaşlar onu konuşturursa cevap veriyor. Komik bir şey yapan varsa sınıfta öğretmen gülmüyorsa bile... Yani ki öğretmen gülüyorsa tamam ama öğretmen gülmüyorsa demek ki ders anlatıyor öğretmen. O sırada dikkatini başka bir yere vermesi, gülmesi ya da arkadaşlarını güldürmeye çalışması ya da izin isteyip işte ben bir dışarı çıkabilir miyim, tuvalet ihtiyacım var gibilerinden ya da çöp tenekesine gidip kalemini açmaya çalışması ya da sırasından eşyalarını yere düşürmesi. Bunlar hep dikkati bozucu davranışlar. Ya da bunların bir kısmı
dalıp gidiyorlar. Kafasını sıraya koyanlar olabildiği gibi dalıp gidiyor. Gözler bir tarafa bakıyor. Dolmuş bir şekilde başka şeyler düşünüyor. İşte oyunu düşünüyor, kardeşini düşünüyor, evde neler oluyor. Bunları düşünüyor ama o sırada ders işliyor. Bu çocuklar evdeki ortamda da aynı şekilde dikkatlerini yoğunlaştırmakta zorlanmalı. Yani sadece aslında okulda değil, dersi değil. Yalnızca okulda değil. Aynı zamanda evde de bu tür sorunlar yaşıyor olması lazım. İşte geldiği zaman ödevini eksik getirmesi, unutması, eşyalarını unutması ya da girdiği zaman eve benim dersim var, ödevim var dememesi, annenin babanın hatırlatması ya da oradaki bakıcı varsa hatırlatması, ne oldu, dersin var mı? Ya da oturmakta zorlanması, kendi başına sorumluluk almaması, bu tür sıkıntıların görülmesi lazım. Hem evde ve hem okulda bu tür sıkıntılar beraber görülüyorsa o zaman dikkat eksikliği bozukluğundan ya da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu var mı diye araştırılması gerekir. Evet. Ama bazen yalnızca evde bu sorunları yaşıyor. O zaman okulda hiçbir sorun yaşamıyor ama evde bu sorunları yaşıyorsa ebeveynlik tarzını çok ciddi anlamda sorgulamamız lazım. Ebeveynlik tarzında hatalar var mı? Ona karşı davranışlar ebeveynlerin yanlış mı? Kural mı koyamıyorlar? Bu kurallar nasıl konmalı? Bunların ne öğretilmesi lazım? Peki buradan devam edeceğiz. Emel Hanım aklımızda. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Emel Hanım hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Sorunuzu almadan önce televizyonunuzun sesini tamamen kısarsanız daha rahat anlaşacağız. Ben orta bire giden 12 yaşında kızım var. Evet. Dershaneye de gidiyor, evde de çalışıyor ama yazılılara gelince dikkati dağılıyor. Zannedersem yazılılarda zorlanıyoruz. Ben onu soracaktım. Şimdi çok çalışkan. Daha önce doktor bey hemen derse otur falan diye hep söylüyordum. Bu sene çok çalışkan. Kendisi oturuyor, her şeyi kendisi yapıyor, bilgisayardan indiriyor. Yani ben o yazılıya girerken bir sınav stresi mi yaşıyor, heyecan mı duyuyor? Bunlardan galiba bahsediyor. Şimdi mesela biz bu tür çocuklara baktığımızda bu çocuklarda beynin şu orta kısmında, ön kısmında bu dikkat merkezimiz burada, sabır burada. Ama şurada bu heyecan sürecinde etkilenen bir yer var. Beyindeki elektrik akımında yavaş dalgalarda bir artış oluyor. Bunları biz tespit edebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim teknolojilerle beyin dalgalarını kaydedip bakıyoruz. Kendi yaş grubuyla karşılaştık. O elektrik akımını tekrar dengelemeyi öğretebiliyoruz. Biofeedback dediğimiz bir yöntemle. Çok doğal bir yöntemle. Hiç ilaç vermeden, ki ilaca lüzum yok bu tür durumlarda. Çünkü bu hafif bir şey. Çok kısa sürede bu elektrik akımı dengelemeyi öğretebiliyoruz. Bir takım sensörler, bilgisayar, bir de küçük bir alet kullanıyoruz. Bu durumu aslında tedavi etmek mümkün değil. Evet, çok kolay tedavisi mümkün. O zaman sınava girdiği zaman beyin bu uyarıyı yollamıyor. Orada bir değişkenlik olmuyor. Normal, rutin bir şeymiş gibi algılıyor beyin ve o strese girmiyor. O strese girmeyince de beyinde değişiklik olmuyor olumsuz yönde. O da gayet rahat dikkatini verip o kaygıyı yaşamıyor. Peki Emel Hanım, çok geçmiş olsun. İyi günler dileyelim size. Peki sebebi nedir bu dikkat eksikliğinin ya da hiperaktivitenin? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivitede birçok neden araştırılıyor. Tam her şeyle tespit edilmiş değil. Ama bu araştırmaların sonucunda en çok bir kimyasal dengenin bozulduğundan bahsediliyor. Birçok bu konuda yayınlar var. Beyindeki elektrik akımı düzensizlikleri var. Bunlar çeşitli faktörlerden genetik olarak bu düzensizler gelebiliyor. Anne karnındayken yapım sırasında düzensizler oluşabiliyor. Ya da anne karnından doğum sırasında çıkarken ya da sonradan travmatize olabiliyor. Kafatasına küçük darbeler alabiliyor. Elektrik akımı değişebiliyor. Bunlar yapabiliyor. Bazen alerjik rinit dediğimiz durumlarda bu çocuklarda da bir kısmında ileride dikkat eksikliği ya da dikkat eksikliği hiperaktivite gelişebiliyor. Ya da bu alerjik rinit dediğimiz durumlarda kullanılan kortizon grubu ilaçlar da bunlara olumsuz yönde etki edebiliyor dikkate ve öğrenme süreçlerine. Bazen önemli vitaminler eksik olabiliyor. İşte B12 vitamini, folik asit, B6 bu tür vitaminlerin eksikliği bile ya da D vitamini eksik. Bunlar bile eksikliği çocuğun dikkat ve öğrenme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Biraz önce söyledim işte bu çocukların önemli bir kısmında annelerinde babalarında da benzer şikayetler ya da amcasında halasında da benzer şikayetler olması genetik olduğunu düşündürüyor ve bununla ilgili bazı genler bulundu. Ama MALT dediğimiz birden fazla genin sorumlu olduğunu bildiğimiz için bir tek gen değil olay. Bu şekilde mesela kansızlık buna sebebiyet verebiliyor. Tiroid bezi iyi çalışmazsa sebebiyet verebiliyor. Bazı çocuklarda Sara hastalarında gördüğümüz tarzda deşarjlar var. Epileptik deşarjlar ama Sara nöbeti yapmıyor. Dikkat eksikliği öğrenme sorunları yaratabiliyor. Bunların tespit edilmesi lazım. Peki genel olarak baktığımızda görülme oranı yüksek diyebilir miyiz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Şimdi tabii ki görülme oranı en iyi istatistikler Amerika'dan gelen istatistiklerde %7 ile %12 civarında. Bunun iki katı bazen de üç katına çıkan bir öğrenme güçlüğü oranı var. Yani %20, %30'lara çıkan. Ama şimdi bir şeyin sınıflamaya göre bozukluk ya da hastalık düzeyinde olması ayrı bir şey. Ama bu tür sorunlar çeken çocukların sayısı oldukça arttı. Yani dikkatle öğrenme süreçleriyle ilgili sorun çeken illa hastalık düzeyinde ya da bozuk düzeyinde olmasa da akademik başarısını zaman zaman engelleyen süreçlerin arttı ve çoğunluk sayının arttığını gözlemliyoruz. Peki devam edeceğiz. Ali Bey attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Alo. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hocamla şunu sormak istiyorum. 9 yaşında oğlum maalesef hala daha altına kaçırıyor ve bunun tabanındaki problemi bir türlü çözümleyemedik. İzmir'de birkaç meslektaşına götürdük. Şu anda bir ilaç da kullanıyoruz. Ama hani hala da çözüm üretemedik. Derslerinde de son derece dikkatsiz. Aslında çok akıllı, çok hızlı kavruyor. Bir türlü de çözüm bulamadık. Nedir acaba yorumu? Peki. Ali Bey çok geçmiş olsun. İyi günler. Şimdi tabii bu altına kaçırma olaylarında normalde bu olayı 3-3,5 yaşında öğrenmesi lazım. Tuvalet eğitimi dediğimiz süreçler. Eğer bunları yapamıyorsa ve ilaçlarla da cevap vermiyorsa o zaman ben şunu tavsiye edebilirim. Biraz önce bahsettiğim SAR hastalığında gördüğümüz ama Sara nöbeti yapmayan deşarjlar olabiliyor ve bunlar normal de değil de uykuda daha çok ortaya çıkabiliyor. Bu tür bir deşarj düzensizliği var mı diye bir uykuda beyin dalgalarının incelenmesinde yarar olabilir. Tabii kullandığı ilacı değiştirmek gerekebilir. Bazen ilaçlar cevap vermeyebiliyor. O zaman biz bu uyguladığımız biraz önce bahsettiğim biofeedback yöntemi bu tür sıkıntılarda yararlı olabiliyor durdurması için. Peki hastalar genelde daha doğrusu aileler çocukları genelde ne şekilde getiriyorlar? Yani bunun çok farkına varıyorlar mı yoksa hani biraz böyle oluruna bırakma gibi bir şey de söz konusu mu? Şimdi aileden bir takım düzensizler geçtiği için baba anneye diyor ki ya boş ver diyor işte bende bu sıkıntı var diyor. Babalar genelde böyle bir tavır içinde olabiliyorlar. Anneanneler, babaanneler bir dakika diyor benim torunumda ya da benim oğlumda ya da kızımda bir sorun var diyor. Ben bir doktora gideyim. Ya diyorlar ki sen hayal görüyorsun boş ver işte ne götüreceksin. Bak bende de böyle sıkıntılar vardı ama işte ben işte bugün mühendis oldum. İşte bazen böyle okuma şeyleri o sorunları olsa bile iyi yerlere gelenler var aralarında. Ama bazen de diyor ki mesela bir baba bana geldiğinde ben dedi Türkiye'nin önemli bir üniversitesini bitirmiş, Orta Doğu Teknik Üniversite gibi mühendis bölümünü bitirmiş ama aynı sorunları çocuğunda olduğunu, mesela öyle bir baba, çünkü hiçbir zaman genel müdür pozisyonuna gelemediğini, halbuki onun bütün dönem arkadaşları üst düzey CEO'lar haline döndüğü halde, bu eski bir ODTÜ'lü mezun olup, buna gelemediğini, dikkat sorunları yaşadığını, hafızayla ilgili sorunlar yaşadı, aynı sorunu oğlunun yaşamaması için getiren babalar da var. Ama babalar daha az bu konuda ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Daha çok anneleri hayal gördüklerini falan söylüyorlar. Bir de okulda öğretmenler çok bu konuda. İşte bu çocukta dikkat eksikliği var. Bir ilaç alsın iyi olur diye yorumlar yapabiliyorlar. Tabii öğretmenlerin bu tür olayların farkına varması iyi de ama nasıl bir tedavi olacağına karar vermesi tabii, doğru değil. Doğru değil. Peki buradan devam edeceğiz. Gülfira Hanım attığımızda. Hoş geldiniz. Hayır.
Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Merhaba, buyurun, dinliyoruz sizi. Doktor Bey'e bir sorum olacak da. Merhaba Doktor Bey. Ben kendisi hemşireyim Doktor Bey. Benim oğlum öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği olan bir çocuk. Şu an 18 yaşında. Ama 18 yaşına girdiği için işte biz hani motor ehliyeti alalım istedik ona. Bir türlü sınavlarda başarılı olamıyor. Yani bu 5. hakkı yine başarısız oldu. İlaç da kullanıyoruz. Ama anneciğim diyor, sınava girince diyor her şeyi unutuyorum. Yani aklımda hiçbir şey kalmıyor. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Yani ben çocuğumu hiçbir zaman ehliyet alamayacak mıyım? Peki. Mesela ehliyet kursuyla da görüştüğümüz zaman şey deniliyor. Yani hani özürlü şeyi verelim, belgesi verelim. Ama bu sefer de her sene o özürlü belgesinden dolayı sınava girmesi gerekiyor. Zaten çocuk aşırı derecede stres yaşıyor bundan ötürü. Yani buram buram terliyor. O kadar çok... Okul başarısı nasıldı? Hep kaynaştırma öğrencisi olarak mı okudu? Ne yaptı? Evet, evet, evet hocam. Ha. Kaynaştırma öğrencisi ve sınavlara girebilmek için hocam biz rapor almıştık bir hastaneden. Ve hani sözlü olarak değerlendirmeli diye. Evet. Ehliyet kursuna bu raporu peki hiç götürdüm. Zekası ölçüldü mü o süreçler içinde? Evet, evet, evet. Gayet normal çıktı. Evet. Normal çıkmıştı. Peki, şimdi çok tabii, geçmiş olsun öğrenme, diyelim size. Öğrenme güçlüğü çekildiği zaman bugün dünyada kanıtlanmış bir tane ilaç yok öğrenme güçlüğünü tedavi edecek. Ama dikkat eksikliği ya da dikkat eksik hiperaktivite için kanıtlanmış ilaçlar var. Var. Ama öğrenme güçlüğünde kanıtlanmış bir tane ilaç yok. Mesela öğrenme güçlüğünde bir omega 3 balık yağı faydalı olabiliyor. Aynı zamanda bu EEG biofeedback dediğimiz yöntem, beyin elektrik akımını, öğrenme güçlüğünde elektrik akımı değişkenlikleri oluyor. Onları dengelemeyi öğreten sistem yapılan yayınlarda, plasebo kontrollü çalışmalarda da gösterildi ki faydalı. Ve gelişme olduğu zaman da kalıcı oluyor. Bunlardan deneyebilir. Bir de tabii daha detaylı araştırmak gerekebilir. Bazı işte kan tahlilleri yapmak gerekiyor. Beyin dalgalarına bakmak da gerekebilir. Yalnızca bir tek ilacı verip güle güle git demekle olmayan vakalarımızla da karşılaşabiliyoruz. Peki, hattımızda bir izleyicimiz daha var. İyi günler, hoş geldiniz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben şimdi 18 yaşında bir oğlum var. Evet. Şimdi ismini vermiyorum ama yani biz çok sorunlar yaşadık. O liseyi bitirdi. Babayla çok sorunumuz yaşandı. Hep böyle bocalıyoruz. Yani ne gibi anlatayım? Yani babaya karşı çıkıyor. Ama biz onu yani olduğumuz kadar böyle ılımlı davranıyoruz. Yani en ufak şeylerden parlıyor, okuyamadı, bu başarılı olamadı. Ama çok zeki, uyumlu, arkadaşlarından çok uyumlu ama babaya böyle bir sıkıntısı var. Yani onu hocamıza danışmak istiyorum, nasıl yaparız, nasıl davranırız. Mesela bir de şu da var, tabii ebeveynlik tarzındaki hatalar önemli olabilir. Ama mesela biraz önce bu ailenin söylediği gibi en çok karşılaştığımız şeyler işte okuyamadı ama çok zeki. Eğer okuyamıyorsa bu çok zeki olayını bir kere ortadan kaldırmalıyız. Okuyamıyorsa, okumadıysa, okulu bıraktıysa bu çocuğun olasılıkla zeka skorlarında da düşme olabilir ya da daha önce düşme oldu. Çünkü bilgi eksikliği zeka ile karşılıklı bir şey. Yani hem okuyamadı, okumadı ama çok zeki birbiriyle giden bir şey değil. Peki şunu soracağım. O zaman davranışlarında da sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu davranış sorunları yaşayan, okumayan, okulu bırakan çocuklar ileride toplumda suç işleme oranları yükseliyor. Yani yalnızca aileye değil başka suçlarda da işleme oranları yükseliyor. Peki. Ya da uyuşturucu bağımlılığı oranı yükselebiliyor. Daha başka sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Peki bu izleyicimize geçmiş olsun diyelim. Peki şunu soracağım. Yani herkes çok zeki olmak zorunda mı? Ya da belli bir zeka kapasitesi hani eksik de olabilir bu. Hani sonuçta bir hastalık yani tabii. Kişinin elinde olan şey. Ama işte o zeka eğer düşükse bir an önce tespit edilmesi lazım. Çünkü her 6 ayda bir kendi yaş grubundan geride kalmaya başlıyor. Onlar öğrenirken. Normal zeka grubu içine girmemiz lazım normalde genelde ama öyle değilse ona göre de yardımcı olmamız peki, lazım. Peki normal bir zekaya sahip değilsek rutin olarak 6 ayda bir hep bir gerileme mi söz konusudur? Normal zeka grubunda da olabilir gerilemeler. Olabilir. Çünkü eğer öğrenmezse okul öğrenci diyelim 7 yaşında 1. sınıfa başladı öğrenmeyi yapamıyor. Normal zeka bile olsa bir süre sonra
6 ay sonra kendi yaş grubundan geride kalacak. Zeka puanlarında düşüş olacak. Özellikle sol beynin zeka puanları, sözel puanlar dediğimiz işte matematikte, yargılamayı da, sözel ifade, bu tür işlevleri yapan bölümlerde gerileme olduğu zaman ilerleme olmuyor sonradan. Öyle bir, bunların hepsi bilimsel olarak bakılmış. Herhangi bir ilaç da bunu ilerletemiyor o zaman. Onun için müdahale edilmesi lazım. O zaman müdahale edilmesi lazım. Şimdi burada en büyük sorun, çocuklar okula başladığı zaman bu anaokulundan itibaren bilgi eksikliği gelişiyor. Bir üst sınıfa geçiyorlar çok rahat. Kalmak yok. Evet. Kaynaştırma öğrencisi hiç kalmıyor. Hep bilgi eksikliğiyle geçiyor. O zaman o bilgi eksikliği onun zekasında daha da bir geride kalmasını sağlatıyor. 3 puan, 5 puan, 5 puan, 10 puan, 15 puan geride kalmalar, evet, oluşabiliyor. Ya da sol beyinle sağ beyin arasında bile zeka puanlarında açılmalar oluyor. Yani de sol beyin daha geride kalıyor sağa göre. Sağ bir şekilde ilerliyor. Sağda daha çok performansla ilgili, işte sanatla ilgili alanlar var. Ya da biraz geometriyle ilgili bölgeler var. Bunlar mesela ilerlemesine devam etti ama sol beyin çok önemli. Onun için de hani çok geç kalmadan aslında müdahale edilmesi, müdahale edilmesi lazım. Peki. Doğru yöntemler. Devam edeceğiz. Ayşe Hanım hattımızda. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Buyurun, iyi günler. Alalım sorunuzu. Benim ilkokul 1'e giden oğlum var. Evet. Bu daha önceden de doktora götürdük. Çok hareketliydi diye küçükken. Az bir seviyede hiperaktivite olduğu söylenmişti. Şimdi okula başladık. Okulda da mesela derslerini bitiremeden geliyor. Ne bileyim, evde onun illa başında oturmam gerekiyor. Kesinlikle kalktığım zaman yapamıyor. Ama oturduğum zaman hani desteğimle gayet iyi yapıyor. Yani şimdi acaba diyorum ben bunu doktora götürmem gerekiyor mu? Çünkü çevremdeki insanlar şey diyorlar, ya sen abartıyorsun diyorlar. Yani bu konuda hani bilgi almak istiyorum. Acaba peki, bir belirti midir bunlar? Peki Ayşe Hanım, çok geçmiş olsun. Hemen konuşacağız. Ederim. Biraz da böyle bir algı da var değil mi? Yani etrafın, yani insanların böyle bir konduramaması, kabul etmemesi. Kabul etmemesi, çevresindeki hemen abartıyorsun. Evet. Şimdi biz diyelim ki abarttık. Yani aileler abarttı. Ama bunu abartıp abartmadığını bir bilen söylesin. Yani evet, doktor söylesin. Yani siz söyleyin. Evet. Abartıyorsunuz. Yani abartılıp bir şey abartılmadığını bir takım ölçümler yapılsın. Ondan sonra söylensin, bakılsın. Ama çevredekiler nasıl bunun sorumluluğunu alıyor? Eğer gerçekten problemi varsa bu çocuk, biraz önce söylediğim gibi, bilgi eksikliğiyle kendi yaş grubundan geride kalmaya başlıyor. Bu sefer daha zorlanıyor. Mesela bir matematikte bile geride kaldığı zaman matematiği yapamayacak hale geldiğini düşünüyor. Daha zorlanıyor. Korkuyor matematikten. Bu tür derslerde daha sıkıntılar çekiyor. Niye böyle bir şeye sorumluluk altına alıyorlar ki komşular? Bize Türk şeyinde düşünme yok. Yani bir komşuya tavsiyede bulunurken acaba ben zarar veriyor muyum, vermiyor muyum düşünmesi yok. Söyleyecek, ağzına geleni söyleyecek. Bu doğru değil, bunu durdurmalıyız. Evet. Bugün bilim var, bu bilimin çerçevesinde her türlü yardım yapılabilir. Bunu da ölçümleyecek olanlar doktorlar. Bu konuda çalışmış doktorlardan sorgulanması lazım. Evet. Gerçekten bir sorunu var. Ki bu aileye dönersek burada sorun var bence. Çünkü beyin bir destek alırsa bir şeyleri yapabiliyor ama zamanlama olarak yine yavaş, istediği süratte yapmıyor. Sorunları var, kendi başına yapmaz halde. O zaman buna destek aranması lazım, araştırılması lazım. Bu bir bozukluk düzeyinde mi, daha ileri bir düzeyde mi? Çocukta bir takım beynin bazı fonksiyonları, işte sol beyin, sağ beynin fonksiyonlarında bir gerilemeler oluyor mu? Buna bir zarar veriyor muyuz? Bunlara bakılması lazım. Gerekiyor. Peki İsviçre'den Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi. Teşekkürler. Ben sizi merakla dinliyorum. Seyrediyorum hem de İsviçre'den. Şimdi İsviçre'de yaşıyorum yaklaşık 10 yıldır. 8 yaşında bir çocuğum var. Eşim de burada öğretmen, ilkokul öğretmeni. 8 yaşındaki çocuğum 4 yaşında okuma yazmayı hem de matematik hesaplamayı öğrendi. Yani kendi başına merakla. Bir de hanım öğretmen olduğu için. Bizim sorunumuz şu oldu. Fine motorik hocam, belki duymuşsunuzdur Almanca. Yani çok böyle el işinde, el işi o kadar iyi değil. Mesela kaba boya, motor boya, becerileri, ince motor becerilerinde problem var. Peki gittiniz mi bir doktora? Evet evet, burada Hermeyer var. Çok dünya ünlü, kendisinin yaptığı bir makine var. Beyni ölçüyor. Çocuğum geçen sene yaklaşık bir yıl şey yaptı. Bir pedagog eşliğinde terapi yaptı ve bazı şeyleri düzeltti. Mesela hocam biraz önce söyledik, günde 15 dakika o tek başına çalışacak zamanı veriyoruz. Orasında gidiyor.
ders varsa, ödevi varsa 15 dakikalık terapiler evde. Ayrıca haftada 1,5 saatte pedagogla beraber. Peki Mustafa Bey, programın sonuna geliyoruz. Biraz toparlayalım mı? Tamam, şimdi toparlamak istediğim şey, şimdi çocuğumuz şimdi mesela ders yapıyor. Ders yaparken çok agresif oluyor. İşte yapmayacağım diyor, etmeyeceğim diyor. İşte o kapasite yukarı çıkamıyor bir türlü 10-15 dakikadan. Onu sormak istiyorum hocam. Peki, çok geçmiş olsun. İşte, İyi günler. Çok teşekkür ederim. Burada yine bir öğrenmeyle ilgili evet. süreçlerde problem olan çocuklarda hayal kırıklığına uğruyor. Bir süre sonra yapıp istediği verimi alamazsa, öğrenemezse hayal kırıklığı. O hayal kırıklığı da onu daha agresif, daha hırçın yapabiliyor. Bu çocuklara da bizim tavsiyemiz ki o yaşadığı yerde biyofeedback denilen yöntemi araştırsın. Var orada. Tavsiye ederim, yararlı olabilir. Özellikle hırçınlığı azaltır. Daha kolay yapabilmesine yardımcı olabilir. İlaç olmadığı için yan etkisi, ilaç gibi bir yan etkisi yok. Yok. Bazı aileler için bu çok önemli, yan etkisi olup olmadığı bir yöntemin. Bu yönden yararlanmasına tavsiye ederim. Peki hocam, o zaman biraz tedaviyi konuşalım, programın da sonuna doğru geliyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz böyle çocukları ve burada özellikle bir yaş şeyimiz var mı? Yani hani 15 yaşına kadar çok daha iyi geri dönüşümler alıyoruz ya da işte, 20 yaşından sonra durum çok daha sıkıntılı ama işte ideal yaş şimdi şudur eğer gibi. Bunlar tedavi edilmezlerse ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili bir bozukluktan bahsediyorsak tedavi edilmezlerse dikkat eksikliği hayat boyu sürüyor. Öğrenme zorluğu da hayat boyu süren bir süreç. Ama hiperaktivite dediğimiz hareketlilik, aşırı hareket, kontrolsüzlükler ya da kıpır kıpırlıklar bunlar 1/3 oranında azalıyor. Yani 100 çocuktan 30'unda yaş büyüdükçe azalıyor ve kaybolabiliyor. Ama unutmayın ki bu dikkat eksikliği ve öğrenme süreçlerinde problem varsa hayat boyu sürecek. Genelde dikkat eksikliğinde en çok kanıtlanmış şey ilaçlar. Ama ilaçların yanında ailenin ebeveynlik tarzının düzeltilmesi, okulla konuşulması, eksikler nedir? Bir takım davranışsal modeller var. Durup düşünüp eyleme geçmeyi nasıl öğreteceğiz? Bunlar durup düşünüp eyleme geçmeyi yapamıyorlar. Kendilerini durduramıyorlar, frenleyemiyorlar. Bunları kitabımda da bahsettim, bilimsel olarak nasıl yapılacağına da. Nasıl bu çocuklara ödül vereceğiz? Ödül işe yarar mı? Ceza mı işe yarar? Bunların hepsini yine kitapta da bahsetmiştim. Ayrıca ilaç vermek istemeyen çocuklar ya da ilaçtan yarar görmeyen çocuklar için de bir opsiyon var. Bugün plasebo kontrolü çalışmayla da en son yapılan çalışmada da randomize kontrolü çalışmalarda da özellikle plasebo kontrolü çalışmada da olumlu etkisi olduğunu gördüğümüz EEG biofeedback yöntemi var. Nedir hocam? Bu EEG biofeedback yöntemi beyindeki elektrik akımı düzen sistemini düzenletmeyi öğretiyor. Küçük bir alet kullanıyorsunuz ve bir bilgisayar. Bu elektrik akımı düzen sistemi önce tespit ediliyor. FDA onaylı bir veri tabanında incelenip normalde elektrik akımı sapan yerler tespit ediliyor beyin elektrik akımında. Evet. Herhangi bir zararı yok ölçümlerken. Ve tekrar bu elektrik akımı dengeli hale getirilmeye öğretiliyor. Yani kendi beynimizin iyileşme gücü kullanılarak kontrol sağlanmaya çalışılıyor. Bu kontrola göre bilimsel çalışmalarda %75, %80 gibi başarıyla etkili olduğunu görüyoruz. Bazı çalışma 10 sene takip ettiler. 1 sene, 2 senelik takipler de var. Genelde kalıcı olduğunu görüyoruz ve bu çocuklarda zeka skorlarında 9 ile 23 skor artış olduğunu görüyoruz böyle bir yöntemden yararlandıklarında. Bu da çok önemli çünkü beynin kullanılırlığı artıyor. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Sorunlar varsa birbirlerine sorun. Dikkat eksikliği öğrenmek için de omega 3 kullanılabilir. Omega 3'ten zengin besinler kullanılabilir. Balık gibi filan. O zaman da yağlı balıklardan olması lazım ki işte somon en fazla omega 3 itibariyle. Kurallar koymalıyız. Hayırda kalmalıyız %85 oranında. %15 oranında fire yapabiliriz. Hayırımız hayır olmalı. Çocuklar dikkat öğrenme zorluğu çekiyorsa uyardık olmuyorsa Nasrettin Hoca olmayalım. Göle yoğurt çalmayı bırakalım. Yardım isteyelim. Peki. Doğru işler yapalım. Peki. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarın yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.